Merhaba sevgili dostlar. Bugün size problemlerden nasıl kurtuluruz? Nasıl kurtuluruz değil de problemler nasıl olsa bitiyor anlatmak istiyorum. Er ya da geç bitecek. Başka bir yolu yok. Hayat bir nehir gibi. Devamlı akıyorsun. İnsan bir nehir ve devamlı akıyor. Eğer mutluysan da bir gün bitecek, mutsuzsan da bir gün bitecek. Nasılsa izlediğim filmler bitiyor. Bir film izliyoruz ve bir sonu geliyor. Bir alışverişe bir yere gidiyoruz, bir markete gidiyoruz ve çıkıyoruz. Bir eve giriyorsun, çıkıyorsun. Er ya da geç başladığın bir iş mutlaka bitiyor. Hayatta bitmeyen hiçbir şey yok. Allah hariç her şey başlar, doğar, gençleşir, yaşlanır ve ölür. Hayatta bitmeyen hiçbir şey yok. Senin problemin bitmeyecek zannediyorsun. Her şeyin bir başlangıcı, bir sonu var ve elbet bitecek. Sular durulacak, nehir akacak. Hiçbir zaman hep gece olmayacak. Hiçbir zaman hep gündüz de olmayacak. Hayatta bir denge var arkadaşlar ve denge hep gidecek. Denge, yani hayatta dengesiz olduğu bir an hiçbir zaman yakalayamayacağız. İlahi bir denge her zaman o dengeyi koruyacak. Ve gül sen gül bahçesinde olacaksın. Güllerle beraber olacaksın. Ama kesinlikle dikende olacak arkadaşlar. Ve bunu baştan kabul etmemiz gerekiyor. Her zaman, yani mesela eğer sen Musa'ysan kesinlikle Firavun olacak. Niye Firavun oluyor biliyor musun Musa'ysan? Firavun neden oluyor biliyor musun? Çünkü Musa Aleyhisselam'ın kendisini tanıtabilmesi için Firavun'a ihtiyacı var. Düşünsenize, Firavun diye bir kral var ve diyor ki, ya Musa diye biri çıkmış, kim bu diyor, bir gelsin bakalım diyor. Bir gelsin bakalım diyor ve Musa Aleyhisselam'ı kendi ülke çapındaki en ünlü sihirbazlarla yarıştırıyor. Dolayısıyla ne yapıyor? Otomatikman ülke onu tanımaya başlıyor. İbrahim Aleyhisselam'ın Nemrut'a ihtiyacı var. Çünkü o zaman çok daha hızlı tanınmış oluyor. Ve her zaman arkadaşlar sen ne kadar iyisin, aynı oranda kötülükle seninle beraber gelecek denge. Ne kadar çok gündüz varsa o kadar çok gece de olacak. Ne kadar çok cömert varsa o kadar çok cimri de olacak. Ve bunların hepsi seni büyüten şeyler olacak. Her zaman bize destek verecek ama biz bunun çok farkında olmayacağız. Musa Aleyhisselam'ın kendisini tanıtması için Firavun'a ihtiyacı olacak. Peygamber Efendimiz'in kendisini dünyaya duyurabilmesi için Ebu Cehil'e ihtiyacı olacak. Ve senin de kendini aşman için illaki seni kovalayan bir, senin bir sıkıntıya, probleme, acıya ihtiyacın olacak. Çünkü o seni büyütüyor olacak. Farkındasın ya da değilsin, farkındayız ya da değiliz arkadaşlar. Her zaman ilahi denge devam edecek. İnsanlar zulmeder, kader adalet eder, kader adil davranır. Sen emek verdin, mücadele ettin ama dedin ki ya bunlar bana haksızlık yapıyor dedim. Evet, birileri, kişiler sana haksızlık yapabilir ama Allah, ilahi denge diyecek ki sana bu senin hakkındı deyip başka bir bahane bulup, başka bir sebep bulup sana doğru getirecek. Ve er ya da geç problemlerin bitecek. Tüm acıların ortak tek bir özelliği var arkadaşlar. Tüm acılar biter. Hayatta bitmeyen hiçbir acı yok. Ve her şeyin bittiği gibi acın da bitecek. Ve o ilahi denge var ya arkadaşlar, hani aslında ben size kuantumdan bahsetmek istiyordum. Aslında bu haftaki planladığım şey boşluğu anlatmaktı, kuantum anlatmaktı. Nasıl istediğimiz her şeyi kendimize çekiyoruz bunu anlatmaktı. O boşluk var ya arkadaşlar, o boşluk bizim için çok önemli. Şu an bir arkadaşım var, şu anda Elazığ'da ve boş durumda, hiçbir iş yapmıyor. Ve ben ona dedim ki, evet bazen boşlukta olur insanlar, o boş taraf aslında bizi bir yere hazırlıyordur. Ya mesela Nietzsche'yi biliyor musunuz? Nietzsche kalkıyor, dağa gidiyor. Yıllarca dağda kalıyor. Bir gün dönüyor dağdan, diyorlar ki, nereden geliyorsun? Diyor ki cennetten geliyorum. Nereye gidiyorsun? Diyor ki insanlara bir şeyler öğretmeye gidiyorum. Gitmiş dağa, 3 yıl dağda kalmış, dağda bomboş. Ama sonra diyor ki insanlara bir şeyler öğretmeye gidiyorum. Boşluk arkadaşlar, hayatımızdaki boşluktur aslında bizi bir yerlere doğru hazırlayan. Peygamber Efendimiz'e peygamberlik gelmeden önce ne yapıyordu? Bir mağaraya gitmişti değil mi? Bir mağara. Ve kendisinin okur yazarlığı da yok. Ne yapıyordu? Kitap mı okuyordu? Ne yapıyordu arkadaşlar? Sohbet mi gidiyordu? Boş, mağara. O boşluktan sonra geliyor ve
dünyayı değiştirmeye başlıyor. O boşluktan sonra geliyor ve diyor ki ben peygamberim. Ve bizim hayatımızda da bazen böyle boşluklar olur. Ve biz böyle hani sanki bir tarlanın adasa bırakılması gibi bir boşluktayızdır. Boşlukta yaşıyoruzdur. Ve ya niye olmuyor bazı şeyler deriz. Acele etmek isteriz. Bir an önce olsun isteriz. Aslında o boşluktur belki bizi de gerçek istediğimiz hayale doğru götüren şey. İster inanın, ister inanmayın sevgili dostlar. Yaşadığın her şey bitecek. Mutluluk ya da mutsuzluk. Acı ya da zevk. Hepsi bitecek. İnsan bir nehir gibi akacak. Dolayısıyla ne çok kazandım diye sevinmenin bir anlamı var, ne de çok kaybettim diye üzülmenin bir anlamı var. Hepsi bitecek. Hayatta bitmeyen hiçbir şey yok. Girip de çıkmadığın hiçbir ev yok. Girip de çıkmadığın hiçbir okul, hiçbir park yok. İzlediğin ve bitmeyen hiçbir film yok. Her şeyin bittiği gibi senin acıların da bitecek. Kesinlikle bitecek. Bundan önceki tüm acıların bittiği gibi senin acıların da bitecek. Ve biz o acıları biterken bazen bir boşluğa maruz kalacağız. Ya şu an bir şey yapmıyoruz, şu an bir iş yapmıyorum, şu an bir çalışmam yok. Aslında o boş dediğimiz an bizi hayata belki asıl bağlayan an. Ve ben bunu ayrıntılı bir şekilde, kuantumu ayrıntılı bir şekilde anlatmayı ve bizim istediğimiz şeyler nasıl bize geliyor, istediğimiz her şey nasıl bize geliyor, bunları ayrıntılı şekilde size anlatmayı istiyorum, düşünüyorum. Ve bu haftasında kuantumu anlatacaktım. Ya nasıl oluyor da ben bir şey istiyorum başıma geliyor, nasıl oluyor da aklıma gelen başıma geliyor, nasıl oluyor da korktuğum şeyler başıma geliyor, bunları anlatmayı planlıyordum. Ama neden bilmiyorum, zihnime böyle hikmetti bugün. Ve bugün her acının biteceğini sana söylemek istedim. Her şey gibi, nehirin aktığı gibi acıların da akıyor. Gelecek hafta ayrıntılı bir şekilde kuantum anlatacağım. İstediğimiz her şeyi nasıl bize çekiyoruz? Atom altı parçacıklar, düşündüğümüz her şey nasıl bir enerji olarak çıkıyor ve geri bize dönüyor? Nasıl aklıma gelen başıma geliyor, nasıl korktuğum başıma geliyor? Ve bu kuantumcular, bu kuantum sıçrama neymiş? Bunlardan bahsedeceğim. Çünkü neden bu zihnimde belirdi biliyor musunuz arkadaşlar? Çok videolar izliyorum. Kuantum anlatan çok kişinin videolarını izliyorum. Hepsi çok güzel şeylerden bahsediyorlar. Ama baktım ki bizim milletimize çok uygun değil. Ben bizim milletimize uygun şekilde anlatacağım. Yani birazcık olaylar havada kalıyormuş gibi. Ya pozitif düşünce pozitif olacak. Düşünüyorum olmuyor. Diyorlar ya, niye pozitif düşünce pozitif olmuyor anlatacağım. Belki de yanlış düşünüyoruz, pozitif düşünüyoruz ama belki düşünme şeklimiz yanlış, bunlardan bahsedeceğim. İşin bu tarafını fark ettiğimizde arkadaşlar, her şeyin bir enerji olduğunu, her şeyin bir yerden bir yere aktığını fark ettiğimizde işte o zaman hayat birdenbire her şey yerine oturmaya başlıyor. Musa'ysan Firavun'un olacak ve o Firavun olduğu için Musa büyümüş olacak. Ve senin hayatında illaki seni daha çok yukarıya doğru götüren, sen acı zannettiğin, problem zannettiğin şeyler olacak ve bakacaksın ki aslında onlar birer nimetmiş. Çok sonra fark etmiş olacaksın. Bir gün oyuncağını kaybettin, üzülüyordun. Ağlıyordun değil mi? Ama o oyuncağını kaybetmenin acısı bitti. Bir gün sınava hazırlanıyordun. Ve sınavdan düşük not almıştın, üzülmüştün. Acısı bitti. Bugün de başka şeylere ağlıyorsun. Emin ol, bunlar da bitecek. Tüm acıların ortak bir özelliği var. Hepsi biter. Tüm problemlerin akar ve akıyor. Sevgiyle kalın güzel dostum. Hatta aşk ile, hatta tutku ile. Videomuzu beğenip beğen butonuna bastığınız için, bundan sonra gelecek olağanüstü videolar için abone ol butonuna bastığınız için ve bizi Facebook'tan, Twitter'dan, Instagram'dan takip ettiğiniz için sizlere minnettarım güzel dostlarım. Sevgiyle kalın. Hatta aşk ile kalın.